Kardeşlerimi sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimizin sözünün doğru çıkması için güneşin durması nasıl açıklanabilir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miyaraç mucizesi gerçekleştikten sonra Kureyşlere dedi ki sizin bir kaflenizi yolda gördüm giderken. O yarın şu vakitte buraya gelecektir. Aslında bu durum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miyaraç mucizesini kabul etmeyen müşriklere karşı bir delil, bir başka kanıt. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara ben yolda giderken kafirinizi gördüm, filan vakitte gelecek, o vakitte gelirse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miyaraç mucizesini gerçekleştirin, bir delil daha olacak. Derken Kureyşliler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği vakitte, kafileyi beklemeye başladılar. Ancak kafile bir nedenle gecikmişti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği vakitte gelemeyecek bu gecikmeden dolayı. Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü doğru çıkarmak için dünyanın dönüşünü yavaşlatıyor ve güneş orada duruyor gibi gösteriyor. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tam kafilenin geleceğini söylediği saatte kafile oraya ulaşmış oluyor. Burada aslında Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 3-4 tane harika mucize gerçekleştirmiş oluyor. Öncelikle söylediği zamana Allahu Teala Peygamberimizi tasdik ederek o zamanı denk getiriyor. İkincisi onun izni Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü doğru çıksın diye dünyanın dönüşünü yavaşlatarak o dünyanın dönüşünü ve koyduğu kanunu değiştirmiş oluyor. Güneşi de orada durmuş göstererek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hem dünya Peygamberimizi tasdik ediyor hem güneş buna şahitlik ediyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zatın elçisidir ki o kafile Allah'ın mülkünde hareket ediyor. O dünya Allah'ın mülkünde bir gezegendir. Allah gezdiriyor. Ve o güneş Allah'ın mülkünde bir lambadır. Allah yandırıyor. Öyleyse o peygamberi gönderen Allah'tır. Öyleyse o peygamber Allah'ın elçisidir. Şimdi şöyle durup bir düşünmek lazım. O zatın aleyhissalatü vesselam sözü doğru çıksın diye dünya dönüşünü yavaşlatır, bir müddet seyahatine ara verir ve koca güneş buna şahitlik ederse biz insanların Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan getir vakatları kabul etmemesi ne kadar büyük bir betbahtlıktır, bir kayıptır, bir zarardır. Ve o zatı tasdik etmek, onun getirdiği hakikatları kabul etmek ve onun yolundan gitmek de ne kadar büyük bir bahtiyarlıktır, Öyleyse bizler diyoruz ki amenna ve sattakna ve wa ata'nâ. iman ettik, kabul ettik ve itaat ettik. Elhamdülillah haza min fadli rabbi.